Merhabalar, iyi hafta sonları diliyoruz sevgili izleyiciler. KRT ekranında Burası Çok Önemli ile sizlerle birlikteyiz ve tabii ki Murat İde ile birlikte. Ve bu hafta sonu biraz daha farklı elbette. Bir sokağa çıkma yasağı epeydir konuşuyorduk. Bu kez ilan edildi, hafta sonu için 2 günlük ilan edildi ama o 2 saat, yani 24'te başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 2 saat öncesinde açıklanınca ortalık haliyle karıştı. O karışıklığın nedeni, sorunları sadece vatandaşı suçlamak ne kadar doğru? Bütün bu yaşananlar aynı zamanda devlet yönetiminin ne noktasında? Hepsini değerlendirmek gerekiyor. Murat İde'ye soracağız o halde. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Sosyal medyada paylaşmıştınız bir görüntü. Yollar o kadar boş ki film seti gibi demişsiniz. Evet, tamam, gelirken. Bir noktada iyi bir şey belki biraz ama. Biraz çektim. İyi bir şey tabii, yani geç kalmış bir şey üstelik. Hani ilk günden beri söylüyoruz hep, bir an önce böyle bir önlemin alınması gerektiğini. Bunun için geç kalındı. Bu açık ve net. Bunu hani ben bu işin uzmanı olarak söylemiyorum. Bu sürecin dışında tutulan, çok daha dürüst ve şeffaf bir şekilde tabloyu okumaya çalışan bilim adamları söylüyor. Evet. Sadece Türkiye'den değil, başından yurt dışından beri tam da söylüyorlar. İzolasyon deyip duruyorlar. Yani tam karantina için geç kalındı. Bu bir gerçek. Hani genel olarak belki bir ay önce, en azından bir 2 hafta bu ilan edilmiş olsaydı, neydi yeni adıyla o iş? Bulaşı. Evet. Bulaşı bu kadar şey olmazdı. Mümkün. Bu kadar bulaşık birikmezdi yani. Ama dün de o 2 saat içinde 2 günlük bir bulaş rekoru kırıldı diyebilir miyiz acaba? Ama ben hep şunu söylüyorum dünden beri, vatandaşı işte paniklediğinden dolayı, işte böyle kuyruklar oluşturduğundan dolayı suçlamak işin en kolay yanı gibi geliyor bana. Ahlaksızlık. Evet. Yani sen çok nazik konuşuyorsun. Her tarafta bir de böyle millete hakaret eden, ben şunu söylemiyorum. Yani dün o tablo doğru bir tablo değildi. Yani burada herkes daha dikkatli davranmalıydı. Bunlara hiçbir itirazım yok. Ama yapılan iş... Mehmet Ağa'nın düğününe gitmek değil ki. Yapılan iş herhangi bir iş değil ki. Sokağa çıkma yasağı. Dolayısıyla 48 saat boyunca insanlar evde kalacaklar. Evet. 2 saat, 3 saat öncesinden duyuruluyor. Ve bunun... Kapsamı bile belli olmuyor. İşte bütün mesele o. Bak, dün bir gazeteci dostum bir mesaj atmıştı. Onu bir vali aramış. Eski bir vali. İsyan ediyordu diyor telefonda. Ben 3 eski valimizden, ben de 3 tane telefon aldım. Öyle yani mi? Düşün, eski valiler gazetecilere telefon açma ihtiyacı hissediyorlar. Muafiyet genelgesi, ben adını yeni duyuyorum, hı hı, bunun. Muafiyet genelgesiyle birlikte sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Ama burada önce genelge yayınlandı. Aslında bir süredir biz bunu görüyoruz. Yani işte 20 yaş için yasak kararı, sonra bir ek, genelgeye bir ek. İşte çalışanlar muaf tutuluyor. Bakıyoruz 65 yaşla ilgili belki bir şey yapılıyor. Ardından bir ek, işte büyük şehirlere giriş çıkış yasaklanıyor ama bir ek genelge çıkarmak durumunda kalıyorlar ki. Çünkü soru işaretleri o kadar çok ki. Biz daha önce de konuşmuştuk bunu. Evet. Bunlar normalde böyle yapılmaz demiştik. Evet. Bunlar normalde böyle yapılmaz. ama devlet yönetilen yerlerde normalde böyle yapılmaz. Biz bunu burada daha önce konuştuk. Evet, evet. Devletin bazı kurumlarının, bazı dinamiklerinin adı neyse, bunların tarumar edilmiş olmasının faturasını bugünlerde daha iyi anlayacağız cümlesini, daha da bu oturduğum yerde söylediğimi yani hatırlıyorum. Evet. Bir değil, birkaç defa. Dolayısıyla devlet yönetiyoruz beyler sözüne sürekli itiraz edişimizin sebebi de o. Devlet yönetiyor gibi davranmıyorlar. Neticede ya düşünebiliyor musun sen, İstanbul'da 16 milyon resmi rakam 16 değil mi? 16 tabii. Mı? Daha arttı herhalde o biraz. 16 milyon insanın yaşadığı bir kentte sokağa çıkma yasağı ilan edeceksiniz. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nın haberi yok. Televizyondan, gazeteden öğreniyor. Çiğdem, böyle bir komedi olabilir mi? Böyle bir tuhaflık olabilir mi yani? Ama hep bak gidip gelip nereye dayanıyor? Bunlar artık şaşırtmıyor tabii. Hiç kimseyi şaşırtmıyor. AK Parti'ye oy vermiş vatandaşları da şaşırtmıyor. Muhalif olanları da şaşırtmıyor. Hiç kimseyi şaşırtmıyor. Çünkü çok net bir şekilde bu ülkenin adı kondu. Bu ülke şahsım ülkesi. Bu ülke babamın çiftliği. Yani devlet yönetimi. Ya bunun şimdi sokakta şöyle de bir dün gece itibariyle suçladıkları milleti, haksız yere suçladıkları milletin gösterdiği
şeye bak, sağduyuya bak. Dışarıda birkaç köşe başında polis var ama insanlar sokakta değil. Değiller. İnsanlar dışarıda değil. Yani aslında insanlar işin ciddiyetinin artık farkında. Farkındalar ve gerektiği zaman da o gereken neyse de onu yapabiliyorlar. Ama dün akşam devleti idare edeninden bürokratına, işte seçmeninden borazanına, kalemşöründen bilmem kimine ne kadar gereksiz adam varsa, tamam mizah, izahı olmayan şeylerin mizahı olur lafın güzel. Elbette devreye mizah girdi. Bu dönemlerde çok da ihtiyacımız var mizaha. İyi de geliyor mesela. Ama mizah girdi devreye de o insan, millete ne hakaretler ettiler. Evet. Ne hakaretler ettiler. Yani şimdi bir bakıyorsun troller acayip kapılmış rüzgara. Bazı taarruzların, bazı edepsiz ve adapsız sözlerin kaynağına bakıyorsun yine troll hesaplar. Dolayısıyla şey şu, başından beri söylüyoruz ya, krizi değil algıyı yönetmek diye. Şimdi daha öncesinde 22 bin tane Umre'den gelen vatandaşımız, ben ısrarla onu altını çizerek söylüyorum. Her şeyi Umre'den gelen vatandaşlarımızın üzerine yıkmamak lazım. Ona ama dikkat onların etmek da suçu lazım değil diye. Zaten. Yani değil. Onların gidişine izin verilerek onların da ister istemez bu bulaşı almalarına neden oluyor. Evet. O 22 bin oradan. Onun dışında on binlerce yurt dışından gelen insan elini kolunu sallayarak girdi. Sığınmacılar önlemler alınmadı. Sığınmacılar var. İran sınırı kevgir. Suriye sınırı kevgir. Tabii. Zeytinburnu'nda halay çeken 20 kişi günah keçisi oldu. Şimdi aynı şey burada geçerli. Bir sokağa çıkma yasağının, ya devlet yönetmedim ama hani ben sokağa çıkma yasağı, sen yetişmedin ama ben yetiştim sokağa çıkma yasağı dönemlerine. Tabii o sokağa çıkma yasaklarıyla bu farklı. Böyle bir gerekçeyle ben de yaşamadım. İlk kez yaşıyorum. Ya ama bunun devletin birimleri, müesseseleri, işin güvenlik boyutunu sağlayacak yapı. Mesela burada askerle nasıl bir ilişkileri var? Çünkü birçok bilgiye sahip asker. Günlük hayatın içindeki birçok bilgiye sahip. Nasıl bir şeye sahipler? Sen hatırlatmıştın Meral Hanım, senin yayınında yeterince polis gücümüz var. Onunla da polis yapabilirler dedi. Öyle çok ciddi bir sokaklarda bir polis yığılması falan da görmedim. Ama genel olarak da demek ki insanımız, demek ki milletimiz söylendiği zaman, bir önlem ciddi bir şekilde alındığı zaman, bu mesele ciddiye alındığı zaman millet de ciddiye alıyor. Evet. Demek ki. Ben de buna inanıyorum. Vardığımız kesinlikle. Nokta bu. Kesinlikle. Yani ilk günden bu yana 15 vakamız var. 25'e çıktı. 50 oldu. 100 oldu. Bilmem işte şimdi 40 bin oldu. Ama işte ölü sayımız 1000'i geçti. Bak 40 bin civarında kaç son rakamımız? 1006. 48 mi? Yok. Bir şey bakayım daha net söyleyeyim. 47-48 bin civarı yanlış hatırlamıyorsam. Hala Türkiye'ye her akşam 7'de 7.30'da çıkıp Sağlık Bakanı 50 bini bulmamış vakadan bahsediyor. Toplam vaka 47.029 şu anda gözüken. 47.029 vaka diye bütün bir millete, topluma tabloyu bu rakamlarla özetliyoruz. Hala bunu yapıyorlar. Bu ülkede 47 bin tane vaka yok. Bunu bakanı da biliyor, bunu cumhurbaşkanı da çarpı biliyor, kaç? Bunu doktoru da biliyor, bunu birçoğumuz da biliyoruz. Çarpı kaç ne ki yani? Yani büyük şehirlere giriş çıkışı kapatacak noktaya gelmişsek, büyük şehirlerde iki günlük de olsa bir sokağa çıkma yasağı, ki gecikmiş doğru ama beceriksizce yapılmış bir işlem olsa bile, bu noktaya gelmişsek o 47 binle vesaire falan artık insanları rahatlatmadan vazgeçelim. 780 bin kilometre karelik bir coğrafyada 47 bin hasta dediğiniz zaman, 83 milyon nüfusta 47 bin hasta dediğiniz zaman kimse bu işi ciddiye almaz. Almıyor da nitekim. Yani şu olaydan önce de dışarıda insanların hala son bir hafta dışında, son bir haftaya kadar hala beşeri münasebetler, o sosyal ilişki vesaire falan yani takır bu takır devam ediyor. Yani bu hafta sonu özellikle tabii sokağa çıkma yasağı biraz da dünkü o görüntülerle ilgili olabilir belki. Yani insanlar bir noktadan sonra da hani sıkıldıkları için dışarı çıkma ihtiyacı hissediyorlar ister istemez belki de. Onun da getirisi. Tamam, bunun getirisi doğru olacak. Doğru bir karar zaten, bunu söylüyoruz, ifade ediyoruz ama iki gün olması yeterli midir? Yani yarın yine herkes işine devam edecek bir şekilde. Hani işine devam eden gitmek durumunda kalacak. Şuna bile razıyım, hani iki gün neyi engeller? İnsanların bir anda sokağa dökülmesini, tabii, işte hava güzel hafta gitmeyi. Sonu falan filan, sokağa dökülmesini engeller. Dolayısıyla o ilişkiyi engeller. O ilişkiyi engellerse yeni tabirle bulaşıyı engeller. Yani salgının yayılması, büyümesini engeller.
E tamam. Ama dün ama o iki günden o iki günü 20 günlük bulaşıyla bir buçuk iki saat içinde perişan tabii. ettiniz. Aynen. Ben dün gece eve dönüyorum. Ya geçtiğim her market önünde insanlar dip dibe, benzin istasyonlarında insanlar dip dibe. Ya aynı istasyona daha önce de girip çıkıyorum. İçeriye iki kişiden fazla almıyorlar son 10 gündür. İçerisi böyle kaynıyor. Ne dün anladım şimdi ben bundan? Katıldığı bir gerçi şu da enteresan, onu da o zaman söyleyelim. Bu genelge ve karar ayrı ayrı açıklandı. Yani önce biz kararı duyduk, sonra bir yarım saat 45 dakika sonra 22-15 denildi ama onu da geçti. Neden olabilir bu sence? Ani verilmiş bir karar galiba, çok iyi konuşulmadı. Tarih şöyle, 3 Nisan tarihli karara istinaden devam eden bir yazışma evet. ama 9'u yazıyor. Bunun sehven öyle yazıldığı ifade ediliyor ama iller idaresine 9'unda gönderildiyse ve 10'unda açıklanıyorsa gerçekten sıkıntı. Ama sehven bir durum söz konusuysa yani şunu, o da ayrı bak, soru da, işareti. Şunu da göz ardı etmek istemem. Bu dün sabah açıklansaydı yani cuma akşamı saat 12'den sonra işte büyük şehirlerimiz ve Zonguldak'ta böyle hı-hı, bir şey yapılacak. Hı-hı. Dün bütün gün biz benzer bir fotoğraf görürdük. Ama bunu 2 saate sıkıştırmamış. Tabii bu kadar olacağız. Yoğun olmazdı. Yani ya. En azından biraz daha dikkatli olunurdu. O kuyruklar oluşuyor, biraz mesafe olurdu, şu olurdu, bu olurdu ama işte o bana dün vali beyin, emekli bir valimizin söylediği, oradan öğrendiğim o muafiyet genelgesini hazırlamış olsaydılar, üzerinde çalışmış olsaydılar, sonra açıklanmasının tek bir gerekçesi olabilir. Demek ki önce bir ilan edin, sonra da üzerine kimler muaf olacak diye çalışalım. Peki, güzel, oldu. Düşünsenize ekranda insanlar, bütün programlara bakıyorum, yani haberciler şunu soruyorlar, biz muaf mıyız, değil miyiz? Bu ne kadar acı bir şey. Türk medyası son bir aydır tarihinin en kötü sınavını veriyor. Türk medyası son bir aydır mesleğine ihanette belli dönemlerdeki kadar dorukta. Her gün oraya doktor çıkarıp elimizi nasıl yıkayalım, efendime söyleyeyim kulağımızı nasıl karıştıralım, saçımızı nasıl tarayalım gibi şeyler. Bunlar önemli bilgiler, reddetmiyorum. Ama artık hastanelerde neler oluyor? Bir tane hastane önünde kamera görmedim. Yok. Efendime söyleyeyim definler, yok. Mezarlık kayıtları. Bunlara dair yani işin haber bizler bunları boyutuna dair işin ben evet, biliyorum. Zaten hani ne denir neye gerekmez bir laf vardır ya yani o işte birkaç kanal var ki onları zaten herkes biliyor bu anlamdaki şeffaflıklarını cesaretlerini onu o neçesiyle sokağa çıkma değil ya da ne bileyim işte eskiden nüfus sayımlarında olurdu. Günler öncesinden herkes bildiği için hazırlığını yapardı. Bu tür bir şey de değil. Tamam ama böyle de olmaması ama gerektiğini hepimiz değil biliyoruz. Ya. Yani birçok yapan ülke var bir gün önceden herkese ilan ederek. Oralarda da oldu. Yani bu sadece bizde olan bir şey değil. Marketler hatırla Avrupa'dan ama Amerika'dan. Bunlar var. Hani bunlar bu tedarik zinciri bir şekilde yürür ihtiyaç olan yerlerde. Ama neyle yürür biliyor musun? Belediyeler vasıtasıyla yürür. Eninde sonunda o belediyenin imkanlarına her sokağa girip çıkan güç kentlerde belediyedir. Yani güçten kasıt o imkanı var. Hı hı. İmkan ve kabiliyeti hani o resmi ağızla evet, söylüyor. Evet. O imkan ve kabiliyete belediyeler sahip. Ya haberi yok. Yani Allah aşkına bu İYİ Parti diyorum hı. AK Parti ya bir kongre yapmıyorsunuz. Yani bu iş AK Parti kongresine gelenlere kumanya dağıtmak değil. Bu iş AK Parti kongresine gelenlere araç temin etmek değil. Bu iş AK Parti kongresine gelenleri konaklatmak, ağırlamak işi organizasyon. Öyle bir organizasyon değil bu. 83 milyonluk 780 bin kilometre karelik bir ülkede ülkenin nüfusunun yarısını yani bu saydığımız şehirler ülke nüfusunun yarısı. Yani yarısına sokağa çıkma yasağı uyguluyorsunuz. Böyle bir şey olur mu ya? Ya Allah aşkına şeyin bak şimdi seyircilerimiz fark etti mi bilmiyorum. Gazetelerimiz yok. Evet. Mesela Yeni Çağ gazetesi 2 gün boyunca çıkamayacak. Bu bir de genel anlamda yani Hürriyet'in ve Sözcü'nün de yaşadığı bir sıkıntı galiba. Çünkü ya o dağıtma nasıl yaşadı. Olacağını dair bir belirsizlik dağıtın, söz konusuydu. Orada gazete, televizyon ve radyo çalışanları, evet. kurumların çalışanları tamam çalışanlar ama bunlar nasıl dağıtacak? Nasıl edecek? Basın kartı soracak.
Dağıtım şebekesinde basın kartı yok. Ben buradan şunu çıkarıyorum aslında. Biz o kadar söylerken 3-4 haftadır insanlar, vatandaşlar hep açıklama yapıldığında hiçbir şey değilse Fahrettin Koca'nın açıklamasının altına yazılan yorumlara bakın. Tam kanaatine gerekiyor, sokağa çıkma yasağı, bakın bu iş ciddiye gidiyor, işte endişe ediyoruz. Bunlar hep söylenirken demek ki bir kişinin aklından bile ya yarın öbür gün yap... Durumu ne? Hangi bölgede, hangi eczanelerde neler var, onların kayıtları? Ben herhangi bir güvenlik ihtiyacım olduğunda hangi bölgede ne güvenlik gücü? Bütün bunlar hazır masada her zaman bir şekilde dosya halinde raflarda durur. İhtiyaç hasıl olduğunda oradan iner. O rafları, yani ihtiyaç hasıl olduğunda o dosyaların ineceği rafları hep darbe organizasyonu olarak gördüler bugüne kadar. Şimdi geldik ve hayatın gerçeğiyle yüzleştik mi? İşte yine dönüyoruz Emasya protokolü. Bülent Arınç konuşuyordu. Hüseyin Çelik hele. Hı hı. Çağdaşlık, çağdaşlık diyerek diye böyle yaya yaya konuşuyordu bir zamanlar. Neymiş şimdi? Anlıyor muyuz şimdi devlet neymiş? Devletin her zaman o bilgilere ihtiyacı varmış. Bülent Arınç'ın ev adresine ihtiyacı olmamalı zaten devletin. Bülent Arınç'ın ev adresi nerede diye oraya adam gönderip takip edememeli devlet. Zaten bilmeli onun nerede oturduğunu. Yani bunlar devletinin nerede oturduğunu bilmesinden rahatsızlık duyacak kadar devlete yabancı ve düşman bir kafaydı bunlar. Yani şimdi devlet senin nerede oturduğunu bilmiyor mu? Benim nerede oturduğumu bilmiyor mu? Bilmesinde bir sakınca var mı? Yok, nasıl kullandığına bağlı bunu. Bunlar evin adresi bilmem ellerinde Bülent Arınç'ın ev adresi çıktı diye. Evet. Yani devletin elinde adresi var diye anam darbe marbe diye bütün o sistemi alt üst ettiler. Şimdi hep onu diyorum. Ülkenin cumhurbaşkanı yapın diye talimatı verdiği anda sivil savunma, seferberlik tetkik kurulu, bölgede garnizon komutanlıkları, emniyet müdürlükleri, yani büyükşehir belediyesi, efendim sağlık müdürlükleri, bunlar niye buralarda örgütleniyor devlet? Bunlar herkes bu durumda ne yapacağını bilir. Tık 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 her şey kitabına uygun şekilde yürür. Şimdi ilan edin hemen. Tamam, ilan ettik baba. Allah, herkes sokağa. Ya dur bir genelge çalışalım ya. Diyelim ki fırınlar falan. Böyle bir olur mu böyle bir devlet? Muaf olanları ayrıca açıklayacağız falan deyip. Sonra ekranda soru sorulduğunda işte yarım saat arada fark olması, kararla gerekçenin açıklanmasının. Bunda herhangi bir beis yok, bir sıkıntı olmaz denilmesi. Tabii tabii olmaz. O fotoğraflar tabii. Uzaydan geldi. İşte nasıl toplu taşıma vesaire olacak mı, olacak vesaire, bununla ilgili netlik zaten olmadığı gibi takılmayın bunlara gibi bir cevap verdi mesela. Bunlara takılınmasın diye. Yani 3 ekranda toplamda bir genelgeyi açıklayacak net bir açıklama. Ne dedi çıkmadı. Bir daha söylesene o. Takılmayalım. Takılmayın. Takılmayın bunlara gibi takılmayın. Bir şey söyledi. Çiftlik çünkü burası. Ya yerinde söyleyeyim, A Haber'deki açıklamasıydı. Ya çiftlik burası. Takılmayın bunlara. Neyine takılmayacaksın? İşin özü o. Tabii. Sağlıkçılar soruyorlar ya, sağlıkçılar biz işe nasıl gideceğiz diye soruyorlar. Muaf tutuyorsun insanları, ben nasıl gideceğim diyor. Evet. Servis yok. Evet. Efendime söyleyeyim, toplu taşıma var mı yok mu? O bir saatlik dilimden bahsediyorum. Şimdi yarım saat sonra, 45 dakika sonra açıklandı da millet 45 dakika sonra öğrenmedi ki. Çünkü onlar açıklama yaparken millet marketlerde evet. Birbirini çiğniyordu. Çünkü işte karar duyuruldu öncesinde. Şimdi düşün, yani evde bebek var. Ay, tabii ne ihtiyaçları sütün olurdu. Var ya, cumartesi sabah gideriz alışveriş yaparız dedin. Yani böyle binlerce ev vardır, on binlerce ev vardır. Ne yapacak şimdi o bir çocuklar? Bir de insanlar öyle i̇nsanlar bir hafta iki hafta alışveriş edecek. Yapacak güçleri şu anda var mı acaba? Bir de o var. Ya yoksa da işte şeye takıldı. Yani bazı şeyler espri konusu oluyor ama işte o bir bisküvi markası falan meşhur oldu o da. Yok kola bola. Ama çocuğu vardır yani, evde. Yani alıyor insanlar mı? Alıyor ve bunu, bu paniği, bu telaşı en aza indirebilmektir devlet edebilmek. Vatandaş çünkü panikler, insansın yani bunu yaparsın ama biri devlet. Öyle. Devletten işte o paniği gibi, azaltırsın. Devlet mi, ülke mi, şahsım çiftliği. Şahsım olunca. Şahsım çiftliği. Yani bütün uygulamalar bunu gösteriyor. Şahsım çiftliği. Yani evde neydi, simuti mi? Simuti var mı? Var. Un var mı? Var. Şeker var mı? Var. Tamam, helvayı da yaparız. O zaman kendi o halini ilan ediyor. Sarayda, sarayın kileri doluysa yok yani, kimsenin derdi yok demek. Kesinlikle öyle. Sarayın kileri dolu olduktan sonra kimin ne derdi olabilir bu ülkede? Bu gerçekten vatandaştan kopmanın tam resmini biz dün gördük. Yani sadece bu saray anlamında demiyorum ama hani bakanı da habersiz belki vatandaşın durumundan. Yani ne bileyim. Baksana şey kadar... yani öyle çok ciddi bir şey olduğu kanaatinde de değilim. Bir panik, telaş falan lafları etmiş bir kanala bağlandığında. Hı. İçişleri Bakanı. Hı hı.
Dün millet markette birbirinin üstünde hoplarken Anadolu Ajansı sokaklarda sessizlik, meydanlarda sessizlik diye haber yapıyordu ya. Çok yazık. Kaç yerden geldi o kalabalıkların görüntüsü, sosyal fiziki mesafenin bir de kötü olan şu görüntüsü. Çiğdem, böyle zamanları kullanmak üzere aportta bekleyen bir sürü irade, bir sürü güç vardır. Yani bunun bir de sosyal sıkıntı, tehlike boyutu var. Yani şimdi bir anda bu memlekette herkes helal süt emmiş değil ki. Bu gerginlikte ya market önünde kuyruk için birbirini öldüresiye döven insanların o psikolojinin herhangi bir provokasyon durumunda nerelere taşınabileceğini düşünebiliyor musun sen? Yani neden önemsiyorum bunu? Ya çocuğa süt alabilecek miyim telaşıyla evden çıkan bir babanın psikolojisinin önünde kim durabilir? Tabii canım. Veya işte yarın çocuklar ne yiyecek veya işte ne yiyeceğiz diye ekmek fırınına koşan bir kadının önünde hangi engel durabilir? Ve onun duyguları kullanılmaya, psikolojisi kullanılmaya, provoke edilmeye o açık kadar açık olabilir. Ki. Çünkü provoke eden ilk irade ve ilk güç devletin kendisi zaten bu beceriksizliğiyle. Gerçekten dün ne yaşadık böyle diye durup düşününce seni bir de tiyatrocu şey vardı sanıyorum BKM Mutfak'tan yetişme o. İsmini unut yani hatırlayamadım. Bulurum belki. 11:52'de 8 dakika kala bir Twitter'da bir şey yazmıştı. Artık çileden çıkmış diyor ki arkadaşlar 8 dakika kaldı. Sokağa çıkalım herkes birbirini yalasın kurtulalım ve hepimiz tamam, beraber evet. Gidelim. Bilen en iyi tarif parlaktı, buydu. Evet. En iyi tarif buydu. Bak Kemal'i bile güldürdü. Yani, kurtulalım artık. Şimdi izah, yine ona dönüyoruz. İzahı olmayan işin maalesef mizahı evet, oluyor. Evet Tufan da hatırlattı doğru. Bülent Emrah Parlak'tı. Dün yazmıştı. Muhteşem. Onu bir daha bulayım ya. Son 8 dakika çıkalım sokağa birbirimizi yalayalım bilsin bu iş ya diye yazmış. Ama hakikaten yani bir psikoloji oydu. Ve herkes ya, şaşırıyor. Yok. Şimdi bak markete gidiyor. Ben yaşadım arkadaşlar arasında. Markete gitmiş, hücum etmiş. Oradan fotoğraf fotoğraf da paylaşıyor. Bilmem ne yapıyor. Eve geliyor. Sosyal medyaya oturuyor. Ya arkadaşlar sakin olalım. Çünkü o halletti ya işi. Şimdi marketten, markette o paniği, o telaşın, o cürcünün işine, içine onlar gibi koşturup, o Kemal Sunat filminden alıntılar falan var. Onlar gibi koşturuyor. O sırada sakin olalım falan yok. Lan burumlu alışverişi yapıyor. Tamam ben rahattayım. Geliyor eve oturuyor. Sosyal medyadan takip edip arkadaşlar sakin olun panik bize yakışmıyor falan. 10 dakika önce sen oradaydın abi. Bir de böyle var doğru. Bu, ama bak işte burada milleti suçlamak işin kolaycılığı bir beceriksizliğin üzerine cila yapmak, badana yapmak yani onu perdelemek. Ekran koruyucu. Tabii. Kendi beceriksizliklerine ekran koruyucu yapmak. Milletin yaşadığı çok, doğal paniği. Bu durumdan sorumlu olan kişilerin de en çok sığınacağı liman. Yani vatandaşımız uymadı. Çok biz söyledik vesaire. Koca profesörler işte. Milletimiz suçlu. Şeye uymadı, şunu yapmadı, bunu yapmadı. Ben isyan ettim ya bir gün buradan. Evet, sonradan dolaylı birkaç yerden mesaj geldi. Öyle mi? Gönül konmuş. Vallahi gönül mönlü koyabilir. Milletimiz suçlu falan değil. Koca profesörlersiniz bilim kurulunda. Eğer şu şart bu olmazsa iş bu noktaya gider. Ortada şöyle bir gerçek var. Bu bir kağıt. Hı hı. Buna çakmağı çaktığın zaman bu kağıt yanar. Bu buranın gerçeği doğru evet, mu? Evet. Böyle kabak gibi ortadayken bir gerçek. Sen buna çakmağı tutma kardeşim. Bu yanar diyorsan ve hayır illa da bu çakmağı tutacağım diyorsa eğer hı hı. O kurulun başındaki kimse ya da devlet iradesi. Sen de ben bu oyunda yokum der, çekilirsin kenara. O yüzden geçtiğimiz haftalarda sormuştum ya ben. Yani tarih olarak ne tür kararların alındığı, nasıl karşılık gördüğüne ilişkin bilim kurulunun aldığı o kararların da açıklanması gerekiyor mu acaba diye konuşmuştuk ya burada. Aslında hiçbir şey gizli saklı kalmaz. Yani onlar da bir gün çıkıp konuşacaktır. Ama devletin işleyişinde, hani bizim bildiğimiz devlet işleyişinde atılan hiçbir adım, yapılan hiçbir iş, edilen hiçbir söz uçup gitmez. Hı hı. Hep bir yerde muhafaza edilir. Ama uzunca zamandır devlet böyle gitmiyor. Mesela hariciyemizin, dışişlerimizin hafızasında ciddi bir kayıp var. Ki hep söylenmiş. Bir dönem. Tabii. Sadece işte kendi ekibinden özel tercümanın girdiği, işte notların, tutanakların tutulmadığı bir takım tarihi görüşmeler, hı hı. Medyanın tarifiyle tarihi diyorum. Evet. Zaten Cumhurbaşkanı'nın yaptığı her görüşme ve her açıklama ya önemli ya tarihi. Yani Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor diye bir KC çok
zor görüyorsun televizyonlarda. Dolayısıyla o devlet işleyişi ve devletin o teamülleri, o uygulamaları zaten birçok noktada sekteye uğruyor. Şimdi bilim kurulunun da yapılan bütün görüşmeler kayda alınıyor mudur, belgeli midir, ondan da emin değilim açıkçası. Ama günün birinde mutlaka... Şimdi devlette hiçbir şey kaybolmaz dedik ama nasıl yönetilen devlet mekanizmasında hiçbir şey kaybolmaz? Günün birinde mutlaka birileri konuşacaktır. Ben o kurulda olan birkaç hocayı yakın tanıyorum. Hem mesleki onurlarına ve başarılarına hem de insani duruşlarına çok kefilim. Ve onlardan birinden duyduğum cümle şudur. Bu önerilerimiz çöpe gidiyor. Sağlık Bakanı doktor kimliğinden dolayı daha yakın bizim önerilerimize ama onu da aşan şeyler var. Bu durumda evet istifa etmeyi düşünen birçok kurul üyesi var. Ama bu vatandaşta nasıl bir psikoloji yaratır? İşte bu tedirginlikle herkes dişini sıkıyor. Şimdi anlattığı tablo bu. Tabii bu bilim kurulunun işte tamamına yakını falan gibi bir şey söyleyemem. Ama orada bu rahatsızlığın olduğu bir gerçek. Artık bu herkesçe bilinen bir sır. Nitekim bu tür bilgiler almasak da Sağlık Bakanı'nın vücut diline baktığımız zaman o kurul daha toplantılarından sonra. Evet. Fakat o da iyice ilk dönem muhalefetin bile takdirle karşıladığı o tavrı terk etti. Rakamlara gelinceye kadar işte şehir hastaneleri reklamıyla başlıyor. Sağlık sisteminde şu, sağlık sisteminde bunu yaptık, sağlık sisteminde önce şöyle yaptık, böyle yaptık. Önce bir icraatın içinden alışkanlığı. Bir sürü şey, işte bizim hekimlerimize güvenelim, hekimlerimiz şöyle, hekimlerimiz böyle. Baba, bundan bilmem kaç yıl ediyor, 60 oradan 20, 80, 83, 85 yıl önce bu ülkede biri söylemiş onu zaten. Evet. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diye. Yani size günaydın ama başında Türk olan her şeye alerji olduğu için bunu Sayın Sağlık Bakanı için söylemiyorum. Yanlış bir şeye yol açmayayım ama... Belki de o sebeple Türk Tabipleri Birliği'ni bu sürecin dışında tutuyorlar. Dünyanın neresinde acaba tabipler? Başta o zaten o Türk'ün kaldırılması falan çok tartışılmıştı hatırlarsınız. Onu da şey derneklerin birliklerin önündeki bunlar, ifadeler kalkacak diye. Siyaseten söz söyleme hakkımı şurada muhafaza ediyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin bazı çıkışlarına. Ancak Türk Tabipleri Birliği'nin siyaseten bazı şeyler ifade etmesinin altında bir insan hayatı varsa onlara o marjı da her zaman veririm. Yani mizah bir mizahçıya ne kadar geniş kredi verirsem o anlamda tabiplerin birliğine de insan hayatı söz konusu olduğu için veririm. Atarak söylüyorum işte şurada birinin canı söz konusudur. Yani ben birçok sebepten dolayı umurumda olmayabilir onun canı. Umrumda değildir mesela. Ama, olabilir. Ama o bir doktor için önemlidir. Dolayısıyla bunu duyurabilmek için tıbbi konuşabilir, politik konuşabilir. Orada bütün hedef o canı yaşatmaktır. Kurtar. Hani Hipokrat o işler boşa değil yani. Tabii. Dolayısıyla ama yine de söz söyleme hakkımı saklı tutuyorum şurada Türk Tabipleri Birliği'nin bazı tavır ve davranışlarına. Ama ya Çiğdem dünyanın hangi ülkesinde acaba dışında tutuluyor Türk Tabipleri Birliği. Böyle bir şey olabilir mi? Ve şimdi yani böyle bir tabip şöyle bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde o bilim kurulunun başındaki insanın söylediği sözlere Trump'ın söylediği sözlerden daha çok reyting var diyeyim. Daha çok insanlar talep ediyorlar, rağbet ediyorlar. Almanya'da keza yani oradaki onların o bilim insanlarının söylediği işte o enstitünün açıkladığı açıklamayı yapan kişi Merkel'den daha çok dinleniyor, takip ediliyor ve aynı zamanda başbakan da onların sözünü zaten dinliyor ve bunu ifade ediyor. Bizde herhalde böyle bir enteresan durum var. Biz sürekli bilim kurulundan konuklarımız olduğunda şunu söylüyorlar. Biz tavsiyede bulunuruz, bilimsel olarak bunu ifade ederiz tabii ama hani işin ekonomik yanı diğer yanlarına düşünecek olan zaten idarecilerdir. Onlar buna karar verirler demek, bu notu düşmek durumunda kalıyorlar. Orada şöyle ve hepsinde böyle bir durum var. Ebe hocam. Biz tavsiye ederiz ama hani kararda onların demekle olmuyor bu iş. Çünkü
karar merciği de dönüyor diyor ki bilim kurulunun tavsiyeleri ışığında. İşte böyle bir durum var. Sonra ihale oraya topu mı konacak? Topu sana atıyor. Tabii. Oraya atıyor tabii. Bilim kurulu bize şunu dedi, yaptık. Bunu dedi, yaptık. Yaptık diyor ama yaptığı da geç olunca orada zaten sıkıntı oluyor. Belki bilim kurulu sokağa çıkma yasağını bundan 3 hafta önce de ifade ediyorlardı. Yani hepimiz konuşuyorduk. Bir şekilde tam karantina, işte bu anlamda bir sıkı bir tedbir önemlidir, gereklidir deniliyordu. 3 hafta önce alınsa bir karar belki şu an farklı bir tablo olacak. Yani bilen herkes bunu söylüyor. Bilen herkesin ötesinde örnekleri de var hani tabii. Dünyada. Dolayısıyla artık çok uzmanı olmaya gerek yok. Genel fotoğraf için söylüyorum. Hı. Ayrıntı için değil. İşte İspanya, İtalya, İngiltere olanlara bakın. Şeyi temin edebilirler mi arkadaşlar? Serkan editörümüze soralım. O hem geceden bu yana zaten çalışan isimlerden biri. Serkancığım var mıdır acaba bizim haritamız? Harita. Bir haritadan bahsetti Murat Bey ama bilmiyorum dediğiniz o mudur? Bu Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı sunumda ifade ettiği İstanbul'un durumuna ilişkin bunu ekrana getirebiliyor. Şimdi bunu genel olarak Türkiye şeyi vardır orada. O da orada kalmış. Kolonun arkasına saklamışlar televizyonu. Niye acaba? Belki biraz daha fotoğrafa çekelim. Şimdi şu fotoğrafa baktığında orada bak kıpkırmızı olan ve alana bir bakar mısın? Evet. Büyükçekmece'den ta Gebze'ye kadar. Yani hatta İstanbul virüs İzmit'te kaynıyor devam gibi ediyor. Şu an. Bak kıpkırmızı. Hı hı. Haritayı biraz büyütünce orada işte şey oluyor. Efendim vaka yoğunluğu az, vaka yoğunluğu orta, evet. Vaka yoğunluğu yüksek. İşte evde tedavi görüyor. Yok bilmem şu yapılıyor. 16 milyonluk bir şehrin vaka haritası bu ise. Evet. Ve bulaşı haritası bu ise. Biz insanlara niye hala 47 bin tane vaka diyoruz Çiğdem? Şu haritada 47 bin değil. Şu haritada en az 300-500 bin tane noktacık var ha. Ya yani evet. Onlar vaka anlamında değil tabii. Yani noktacık 300-500 bin tane var şu haritada. Sadece İstanbul için. Tabii rakam bu değil. Bir daha altını çiziyorum. Yani rakam bu da değil. Aslında öyle altını çizerek düzelteyim. Şimdi bu böyle. İzmir bütün Körfez olduğu gibi ta Urla'ya evet. kadar sarmış. Ankara'daki fotoğraf belli. Konya belli. Ekrana. Yani şimdi Allah aşkına şu tabloda biz Ankara hala mi? İnsanların ciddiye alabilmesi için. Burası Ankara değil mi? Evet Ankara. Ciddiye alabilmesi için şey yapıyoruz. Kendi izolasyonunuzu yapın. Geçen bir psikiyatr da aynı şeyi söyledi. Ya bu dönemlerde, bu süreçlerde insanların daha dikkatli davranabilmesi için yaşamaları gereken korkuyu yaşamaları lazım. O endişeyi de yaşamaları lazım. Evet bunu işte bir vakaya dönüştürmeden, yani bir hastalık boyutuna dönüştürmeden ama o korku önlem getirir. O korku dikkat getirir. En başta bunu söylemiştim. Ya döne döne en söylüyorum. Başta, bak evet. 83 milyonluk bir şehirde 47 bin tane. Şimdi bütün dünya konuşuyor. Ya bunu da koronaya abartıyorlar. Dünyanın dört bir tarafından geliyor. Koronaya abartıyorlar. Bence de bir miktar abartıyorlar da. Ama koronaya abartıyorlar diyenlerin argümanı şu. Arkadaş 2 milyarlık Çin'de 6 bin insan öldü. Bunun nesi felaket? Nasıl bir algıymış? 2 milyarlık Çin'de 6 bin ölü. Yani ne var ki bunda? Ama orada da saklandı mı saklanmadı mı koca bir soru işareti. Önemli olan insanın ne seçtiği, algının ne seçtiği. Doğru. 83 milyonluk şehirde de 47 bin vaka diye çıkar söylerse. 83 milyonluk ülkede tabii 47 bin. Ülkede 47 bin vaka dersen burada da aynı algı. 83 milyonda 47 bin. Yani ne ki? Test sayılarına baktığımızda işte bir günde 30.864 test yapılmış mesela dün ama... Yani vaka sayısı 4.740. Amerika günde 200 bin test yapıyor değil mi şimdi? Evet şimdi biraz daha artırdılar. Ne ama oluyor onların peki? Durumu çok kötü. Tamam ne oluyor? Vaka artıyor. 500 bine mi yaklaştı? Ölü sayısı artıyor tabii. 500 bini de aştı. Bulacağı evet. 500 bin, yok 500 bini dün bugün itibariyle aştı. 506 bin mi? 507 artık bin mi? Bir şey oldu. 500, 501 bin diyor. 501 bin. Şimdi günde 200 bin test yaparak yürüdüğün zaman bak vaka nasıl 500 artıyor? Bin. Tabii. Dolayısıyla biz hala şey derdindeyiz. Hani insanlardaki algıyı yönetmek. Hala o noktadayız. 30 bin test hedefimiz var günde. Niye baba? Niye 30 bin test hedefimiz var? Tam bu noktada yani, o zaman. Amerika'nın nüfusu bizim kaç katımız? 2,5 katımız. Doğru mu? 3 katımız. Hı hı. Düzeltiyorum. Belki de 3,5 neyse.
Dolayısıyla günde 200 bin yapınca bambaşka bir tablo çıkıyor. Biz hala 30 bin vesaire falan ne kadar hasta çıkarırsak tabii kitleri de sağa sola göndermesek belki günde 100 bin tane yapacağız. O da ayrı bir tartışma konusu ama. Kitler gidiyor, yani sağlık malzemeleri gidiyor. Yani içeride algı operasyonu, dışarıda PR çalışması. En son İngiltere'ye gönderildi biliyorsunuz. PR çalışması ya. Ha, yine Cumhurbaşkanlığı olarak. Burada şöyle bir gerçek de var. Tabii biz tekstilde çok güçlü ve iddialı ve büyük bir ülkeyiz. Dolayısıyla işte bu maskeydi vesaireydi, bu tür şeyler bizde vızır vızır üretiliyor. Çünkü bir anda şöyle parmağını şıklattığın zaman binlerce atölye devreye giriyor. Baksana benim gazeteci dostum, kardeşim Ali Kıdık da başlamış devlete maske üretmeye. Onun da bir konfeksiyon atölyesi var. Yani herkes bunu üretiyor. Bu dayanışma iyi bir şey bir noktada. Dolayısıyla, ama. Dolayısıyla öyle, hayır şimdi şey açısından söylüyorum. Ne kadar çok test yaparsak, o kadar başarılı bir süreç yöneteceğimizi söylüyor bakan ve bilim adamları. Öbür taraftan 30 bin gibi bir hedef koyuyorlar. Peki elimizde kit yok mu? Yani 500 bin Amerika'ya gitmiş, İngiltere'ye gidiyor, bilmem İtalya'ya gidiyor, İspanya'ya gönderiyoruz, malzeme gönderiyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ama öbür taraftan da hemşireler, doktorlar, sağlık çalışanları isyan halinde. Hala maske konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani şu anda hep, herkes, yaşıyor. Bütün ülke yaşıyor. Nasıl şey oldular ama o AK Parti'nin kalemşörleri, efendim borazanları, şey Gaye Hanım'a değil mi? Eczanelerde dağıtılması gerektiğini söylemişti. Gaye Uslar eczaneler yapsın dedi. Herkes bir linç etmeye kalktı Gaye Hoca'yı. Hem nasıl bunu söyleyen de üstelik sonra koca koca proflar bile bunu söyleyen de doktor diye utanmadan söylediler. Ve bu karar alındıktan sonra da muhteşem diye alkışladılar. Şimdi gelelim. Belediyeler ücretsiz maske dağıtıyor olmasaydı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz hafta cumartesi günü açıklama yapmadı mı? Biz uygun şekilde satacağız, uygun noktalarda maskeleri satacağız dedi. Yani bunun daha ötesi ne olabilir? Hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Millet İttifakı'nın belediyeleriyle yarıştıran bir kafa yönetiyor Türkiye. Çok ilginç. Yani şu anda vatandaşın derdi, tasası vesaire falan bunların hepsi bir tarafta. Şöyle bir çalışma var muhtemelen. Belediyelere baktınız mı? Ne yapmışlar? Bugün ne karar almışlar? Tak, ertesi gün aynı şey. Ve bak, bunun güzel de bir yanı var. Güzel de bir yanı var bunun. En azından akıl veriyor, fikir veriyor. Çünkü yokmuş böyle bir krizi yönetecek irade, yetenek, beceri, marifet, adını ne koyarsan koy. Bu da ön açıyor, yol açıyor. Evet. Bu açıdan da olumlu. Ama yapılmasaydı demek ki belediyeler ya biz dağıtıyoruz maskeleri dağıtacağız demeseydi işte toplu taşımada şurada burada vesaire. O maskeler satılacaktı. PTT diye dediler. PTT de olmadı. Sistem çöktü. E-Devlet dediler çöktü derken sonra eczanelere bir şekilde E-Devlet üzerinden yine başvurulacak bildiğim kadarıyla. Ama şöyle bir şey. 5 tane 10 gün için bir kişiye. Ya bu ne kadar yeterli olacak? Bir de o var. Bunlar bu cerrahi maskelerin yani süreleri belli. Yaşı itibariyle düşündüğünde orayı çok tartışmalı bulmuyorum. Şöyle bulmuyorum. Zaten 65 yaş üstü içindi ilk aldıkları ama şey. Ama şey onlara verilmiyor. Yani 65 yaş niye? Ve 20 evlere yaş altındakilere edecek. Verilmiyor. Vaz mı geçtiler? Yok onlar o kolonyayla bilmem neyle poşet kime gidiyor? O başka bir şey. Oraya o Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir şey. Ha, oraya da gelelim. Ama benim bildiğim ayıp, çünkü ayıp, görüyoruz. Ayıp. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı gönderirken öyle seçim poşeti gibi göndermez. Ayıp. Bir de jandarma onu verirken Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik diyerek önce bir böyle bir gidizgah yaparak onu veriyorlar ne kadar vatandaşlara. Ayıp. Yani işte ayıp olan şu, Cumhurbaşkanının bir yere bir şey, bir vatandaşa bir şey gönderdiğinde devletin, askerinin, polisinin Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını da getirdik diye vermesi çok hoş. Çok hoş. Ancak bilmiyorum. Siz o Cumhurbaşkanını bir parti genel başkanı haline dönüştürürseniz kendi elinizle, kendi ayağınıza kurşun sıkmış oluyorsunuz işte. Bak bugün ülkenin büyük bir bölümü bunu abesle iştigal görüyor. İşte ayıplıyor. Neden? Ya ülkenin cumhurbaşkanı. Ya onu götürürken de bu devletin askeri polisi cumhurbaşkanının da bir selamını götürsün. Ne kadar hoş bir davranış. Ne kadar şık. Askerin polisin selam göndermek bak, değil mi? Bak ayrı. Ha, normalde göndermektir ya. Yapar ne olacak ki? Cumhurbaşkanlığından bir şey geliyorsa Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamı var demek hoş ve güzel bir şey. Ama partili bir partili, cumhurbaşkanıysa orada işte sistem ayağa dolanıyor, ayaklarına dolanıyor yani, anladın mı? Ha, oradan sonra başka bir tartışma konusu. Yani o jandarmaya bunu da yapacaksın diye talimat veren komutan.
Milletin askeri misin, devletin askeri misin, AK Parti'nin propagandisti misin diye soracak günün birinde millet. Millet soracak, yargı soracak, idareten sorulacak. Ondan sonra dönüyorlar Cumhurbaşkanı Türk devletinin ve milletinin. E biz de öyle biliyorduk. Biz de öyle biliyorduk. Ama siz bunu mahvettiniz. Siz bunu biriyle el ele verdiniz. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylediniz. Ucube bir sistem çıkardınız ortaya. Bizim de böyle bildiğimiz gerçeği, bizim de bu kadar kıymet verdiğimiz bir müesseseyi, bir makamı işte bu noktaya getirdiniz. Anayasa madde 104'e uyan bir tavır olsa belki anlayabilirim demek istediğinizi. Yani evet, o mektup gelir, selamın başın gözü üstünde, evet, aynı alınır, şey o başka bir şey ama işte anayasa, tamam, sen 104. Sen anayasa 104 diye daha entelektüel açıklıyorsun. Ben garip yarım aklımla konuşuyorum. Estağfurullah hocam, olur mu? Öyle, öyle demek istemedim. Yok, ben latife ediyorum. Yani aynı şeyi söylüyoruz. Evet, herkesin cumhurbaşkanı kapsayan, olabilse, zor zamanlarda bir araya gelen, görüş alan, işte muhalefetten, derleyen, iktidardan, toplayan, tabii ki, rehberlik eden, yol başçılık eden, daha ama bir sürü tarif. Ama bu aynı var zamanda, yani biz bunu sanki çok ya isteğe bağlı bir şeymiş gibi söylüyoruz. Anayasa madde 104 dediğimiz bağlayıcı olan bir şey, bir görev, ödev, yani öyle yaparsan yaparsın. Onu da ben neler dediğim, anayasa mahkemesinde bir sürü böyle o kalın kalın cübbelerle, şunlarla bunlarla, Allah, bir oturuyorlar ki müthiş bir heybet. Onu da ben mi der dediğim, işte otursunlar hukuk adamları. Desinler ki arkadaş, burada bu madde var, sen referandumda bunu yaptın, yani bunun iptali gerekir anayasaya göre. Desinler. Bana ne, onu da ben mi der dediğim. Ha işte bak, kendi ürettikleri bir şey, cihaz, kendi onlara zarar veriyor. Aslında onlara verilen zarar ne kadar görülüyor ya da kendileri ne kadar görüyorlar bilmiyorum ama bu sistem çok garip bir yere doğru gidiyor. Bunlar birbiriyle çok bağlaşık Çiğdem. Bu sistem sonuçta zarar veriyor. Nasıl veriyor biliyor musun? Devlete, devlet yönetimine, devlet adamlığına, devlet işleyişine bu kafayla baktıkları için dün akşamki 10 Nisan faciası yaşanıyor. Millet, evet, bir dakika, bu işte bir yanlışlık var diyor. Devlete böyle baktıkları, devlet işleyişini kavrayamadıkları ve mahvettikleri için millet dönüyor. Arkadaş diyor, maske bulamıyorum. İşte bilmem şunu yapamıyorum, bunu edemiyorum. Dünyanın bütün devletleri kalkıyor, vatandaşına yardım ediyor. Bizimki benden IBAN numarası ve yardım istiyor. Ya böyle da işten böyle çıkarmayı 3 ay yasak deniliyor ama o kısa çalışma ödeneğine başvurmak istemeyen işverenler için aslında daha getirisi olan bir şey oluyor. Çalışanı ne kadar memnun ediyor, koca bir soru ya işareti orası, oluyor. Orası bambaşka bir tartışma konusu tabii. Yani 3 ay yasakladım. Evet, tamam. Evet. Şimdi benim bazı arkadaşlarım var, restoran işletiyor. İşte günlük kazançla dönüyor. 25 tane, 26 tane de çalışanı var. Hı hı. Ve bir aydır da kapalı. E şimdi o gün kazandığını yevmiye olarak dağıtıyor, kendi de parasını alıyor. Dağıtıyor, parasını alıyor. Böyle çalışıyor. Evet, günlük, evet, yevmiyeyle çalışıyor personelde. E nasıl olacak şimdi 3 ay boyunca? Nasıl ödeyecek? Hiçbir şey net olmuyor dolayısıyla. Nasıl ödeyecek? Efendim işte neydi? Kısa çalışma ödeneği, evet, vesaire falan. Yani sistem öyle bir sistem ki kayıt dışı bir sürü çalışan var. Sigortasız bir sürü çalışan var. Sanırsın her şey dört dörtlük. Mükemmel bu ülkede. Mükemmel bir devlet anlayışı ve yönetimi var. Dolayısıyla her şey kitabına uygun. Herkes işçisi için başvurabilecek. Kaydı yok birçok. Milyon insanın, milyonlarca insanın tabii kaydı yok. Sigortası yok, şusu yok, busu yok yani. Bu kadar basit. Bir de kısa çalışma ödeneğine göre dediğimiz gibi bu daha az maliyetli bir şey olduğu zaten hatırlar ortaya mısın çıktı. Ben daha önce birlikte çalıştığımız televizyona geldiğim zaman insan kaynakları, işte o şeye bakan bir kardeşimiz vardı. Onunla sohbet ediyoruz. Dedim ki personel sayımız ne, işte şu kadar. Maaşları gerçek maaş olarak mı yatıyor yoksa hani şey mi, asgari ücret mi gösteriliyor falan. Elden veriyoruz dedi. Hmm. Yatıyor deyince. Neyi elden veriyorsunuz? Maaşı. Maaşları yatırmak zorundasın. İşte çok küçük bir miktar oraya yatırıyoruz. Ya. Çünkü sigortalı değil. Ne? Sigortalı değiller. 30 32 mi? 33 kişi var. Yok, 28 kişi vardı ben geldiğimde. 28 kişiden 3 kişi sigortalıydı. 25'i sigortalı değildi. Hmm. Şimdi televizyonda tabii birçok insanın haberi yok. Türkiye'yi yönetme iddiasına sahip bir siyasi partinin desteğiyle ayakta. O da bütün Türkiye'ye iş güvencesi, sigortalı yaşam, işçi hakları,
vatandaşın hakları diye siyaset yapıyor. O sigortaların yapılmasını da söyleyeyim ben. Bir ihbar üzerine gelen denetimcilerin ardından yapılan sigortalar onlar. Ben de bugün ihbar edeyim o zaman kendimi. O ihbar boş bir ihbar değildi. O ihbar o arkadaşın kendi başına yaptığı bir ihbar değildi. Hı hı. Yönetici olarak ben istedim ondan o ihbarı yapmasını. Ahmet Turgut da şimdi duyuyor. Bilemiyorum. Gelinen nokta demek ki bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Şimdi... O arkadaş da işten ayrıldıktan sonra, ben oradan ayrıldıktan sonra, bak orada onun ve diğer çalışanlar için iyi bir şey yaptım. Ve aramızdaydı o. Bir arkadaş daha biliyordu. Seni çok sevmediğim bir arkadaş daha biliyordu. Ben oradan ayrıldıktan sonra... Gidip oranın o büyük büyük abilerine biliyor musunuz böyle yaptı, bana onu o zaman o yaptırdı diye beni ihbar etti. Onun için iyi bir şey yaptırmıştım. İyilik yap denize at derler ya. Öyle, yine de öyle yapmak lazım. Nereden nereye geldik ya? Bir yandan da yani aslında o kadar çok konu var ki Murat Bey. Şimdi süremiz şimdilik kısıtlı, hemen kısa ara vereceğiz, sonra devam edeceğiz ama... Şunu sorayım o zaman. Bu tekalifi milliye benzetmesi yeniden yapıldı ya Cumhurbaşkanı tarafından ve o maddelerinden bahsedildi. Ardından da Fatih Portakal'ın bir çıkarımı vardı. Bunu paylaştı Twitter üzerinden. Bir baktık soruşturma üstüne soruşturma. Daha doğrusu suç duyurusu üstüne suç duyurusu. Haklı mıydı? İşte Portakal'da... Şimdi nasıl da değerlendirmek gerekiyor? Bir Portakal'da C vitamini bol. Dolayısıyla C vitamini de virüse karşı çok etkili. Onun için Fatih'i yemeye çalışıyorlardır diye düşündüm. İyi ki yani. Portakal bıçaklama gibi eylemler görmedik Allah şimdi korusun. Şey. Hayır korusun. Şey portakal. Onlar portakal o portakaldan meylesi. Başka bir sonuç da çıkarabilir. Öyle aklı evvel çok... Ya ne yazık ki var öylemiş. Yani tekalifi milliye. Bir defa 90 yıl sonra, 100 yıl sonra meclisin kuruluşu artık ülke doğdu. 23'ü beklemeye gerek yok 100 yıl demek için. 100 yıl sonra ve bu 100 yılın 5'te 1'i iktidar senken. Bak bazı evet, şeyin evet, hesabını evet. Yapmıyoruz. Zaman su gibi akıp gidiyor da 100 yıllık devletin 5'te 1'lik ömrünü, yaşını AK Parti yönetti. Virgül koyup devam edelim mi sonra? Fragman sadece olsun. Şunu söyleyelim. Bu kadar gazlı, bu kadar böyle uçtum, kaçtım, benden başka kimse yoktu. Ben var ya ben size yani ayağınıza çorabı bilmem işte bilmem neyinizi bile ben verdim havasında gezerken 100 yıl önceki bir uygulamaya yani ülkeyi 100 yıl geriye götürmek de herhalde onların ayıbı olur diye virgül koyalım sebebini devam anlatacağım. Edelim. Çok kısa bir ara vereceğiz ama çok kısa ayrılmanıza değmez. Bekleyin geliyoruz. Hızla devam ediyoruz o halde efendim. Burası çok önemli. Murat İde ile birlikteyiz. En son bu önlemler kapsamında açıklanan önlemlerin tekalifi milliyeye benzetilmesine ilişkin yorumlarını alıyorduk Murat Bey'in ama devam edelim oradan. Yani geçen hafta konuştuğumuzda tekalifi milliye nereye bugünler nereye gibi bir ifadeniz var. Tekalifi milliye bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıran yani işgal edilmiş... Yağmalanmış, ülkeyi yönetenlerce satılmış. Evet. Yani bir ülkeyi ayağa kaldıran, yeni bir devlet kuran bir süreç. Dolayısıyla zaten benzeşmesi mümkün değil. Ama şu bir gerçek, başları her sıkıştığında senden benden daha Mustafa Kemal'e karşı saygılı ve ondan alıntılarla hani Cem Yılmaz'ın o şeyinde olduğu gibi hani Anadolu folk şey diyor ya Anadolu rock. Yani hep diyor o şey vardır işte Karacaoğlan der ki hani bana inanmıyorsun Karacaoğlan. Şimdi her seferinde 15 Temmuz'un ertesi günü Ahmet Hakan dahil herkes bu ülkede Atatürkçü oldu. Sen neymişsin be hey Atatürk diye yazmıştın. Yani bütün hepsi öyle oldular. Bu tür kriz durumlarında nedense hemen mevzu onun bir sözü uygulamasına, oluyor, onun bir sözüne, oluyor. Onun bir vurgusuna, onun bir duruşuna, tavrına. Aynen öyle. Fırtınada sığınılacak liman haline geliyor. Ha, 3 gün sonra düze çıkınca unutuyorlar yine, başlıyorlar yine o 2 ile başlayan evet. Şeye. Şimdi ben tekalifi milliyenin şöyle algılandığı kanaatindeyim. Bir yardım kampanyası başlatıldı ve buna bir kılıf hazırlandı tekalifi milliyeden.
Yani biz bu yardım kampanyasını yaptık, laf söylüyorsunuz ama bakın Tekalifi Milliye Mustafa Kemal Atatürk de onu yaptı. Ey CHP. O da aynı şey değil. Bu buna kılıf gibi algılandı diyorum. Başka bir şey söylüyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. O bence Tekalifi Milliye göndermesi yardım, bağış kampanyasına kılıf değil. Ben hala bundan sonra atılabilecek bir adımın alan düzlemesi olduğu kanaatim. Çok fena. Bunu şey de söyledi ama. Benzer bir şeyi. Fatih Portakal söyledi. O da daha yani önce başka birileri söylediği için, sakın ha dediği için oradan muhtemelen alarak yürüdü. Dolayısıyla başka bir şeyin alan düzlemesi ya da algılarda yarın bir gün çok ters tepmesini engelleyecek bir algı çalışması, bir ön hazırlık olarak. Yani yapılmış bir işin ardına bağlanan bir şey olarak görmüyorum. Niye dedim Fatih Portakal da söyledi diye. Şimdi onun başına gelen ortada. O yüzden söyleyince acaba sıkıntı mı yaratır? Bir sürü vardı. Geçen yine girdim baktım yani. Ama bunu bir siyasi de söyledi daha önce işte. Yani, evet. İYİ Parti yani Genel dolayısıyla, Başkanı söyledi. Dolayısıyla böyle bu mudur? Benim endişe ettiğim nokta bu. Çünkü bu kadar böyle bağış mağış vesaire falan şimdi genel olarak hep bu bağış mağış işlerinde yani ülkemizin en uzman insanları. Yani geçmişe bak bir takım şirketler, bir takım kooperatifler, bir takım işte katılım bankaları, efendim işte bazı kampanyalar vesaire bunlar üzerinden dünya Indira Gandhi konusunda uzman bir şey. Dolayısıyla o bağış konusunda milletin tepkisini vesaire falan çok önemsedikleri kanaatinde değilim. Buna geçen CHP lideri de Kılıçdaroğlu da bunu vergi zannediyor Tekalifi Milliye'yi gibi demişti. Yani o vergi zannettiği için belki böyle bir şey söylüyor. Zaten hani hep konuşuldu, ama anlatıldı. Ama o Tekalifi Milliye ile alınanlar sonra insanlara geri ödendi. Evet, 24'ten sonra ödenmiş. Belki tamamı ödenememiştir ama büyük bölümü ödenmiş. Dolayısıyla o uygulama başka bir uygulama. Evet. Ya devlet yok ki ortada. Devlet kurmak için yapılmış bir şey o. Senin elinde kurulmuş hazır bir devlet var. Ve sen o devletin 100 yılının 5'te 1'ini iktidar olarak geçirmişsin. İddian o ki 80 yıl hiçbir şey yapılmadı. Yani bu ülkede ezan okunmuyordu. Bu ülkede namaz kılınmıyordu. Bu ülkede Müslüman yoktu. Bu ülkede buzdolabı yoktu. Çamaşır makinesi yoktu. Ayağımızda ayakkabımız, affedersin, donumuz yoktu. Kıyafetimiz yani yoktu. Yoktu, Allah yoktu. Biz her şeyi 2002 yılında AK Parti iktidarından sonra gördük. Yani evet ondan sonra gördük. Sen simuti diye bir şey biliyor muydun? Tabii. Ben hala görmedim. Ejder meyvesi falan. Onu canlı canlı hala görmedim de. Bunları. Ama böyle anlatılıyordu. Bu 20 yıl, 19 yıl neyse 18 yıl. Hala da vefasızlık yapıyorsunuz. Hala gelmiş burada bunları söylüyorsunuz. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum. Peki. Hayır bak teslim edelim. Yapmış. Hepsini kabul edelim. 80 yıl boyunca yapılmayan, edilmeyen her şey yapıldı. Ekonomi büyüdü. Dünyanın aktörlerinden biri olduk. Bölgesel güç olduk. Tamam. Şu oldu, bu oldu. Hepsini aldık, kabul ettik. Şu an için konuşuyorum. Yani şu zaman aralığına sıkıştıralım da sonra taşmasın sağa sola. Aldık, kabul ettik. Bütün söylediklerini. Onların yaptıklarını biz hayal bile edemeyiz. Bunu da kabul ettik. Dünyanın en muhteşem iktidarı. Bunu da kabul ettik. Nereye gidiyor bu Allah konuşma? Allah bin kere razı olsun. Arkadaş geldin Tekalifi Milliye anlatıyorsun bize. Ne anlatıyorsun ya? Kendi kendini niye yalanlıyorsun? diye sormaz mı kimse? Sorar. Onlardan biri de benim. Yani bu siyasal kadar büyüdük, İslam bu kadar uçtuk. Bulunduğu kabın şeklini alan ve gerekirse işine gelirse hakaret ettiği limanı da sığınma merkezi olarak görebilen bir tavır haliyle. Yani pragmatik çok diyeceğim, pragmatizmin de kendi farklı içinde bir şeyi var. Etiği mi var? Bir etiği var. Yani öyle ya da böyle bir etiği var. Pragmatik de değil de işte etik tanımayan pragmatizm diyeyim. O tarifleri de kullanmak istemiyorum şu anda. Ama şu anda izleyicilerimizin birçoğu
A, B, C, D, E, F şıkkıyla şu anda benim demediğimi diyorlardır. D hepsi diyorlardır onlar. Hep biri. Hep biri. O Vedat Özdemiroğlu kulaklık çınlasın onun vardı üniversite sınavı. E şıkkı hep biri. Hep biri. Hep biri diyorlar izleyicilerimiz. Peki şimdi biz geçen bölümde de dedik ya işte belediyelerin yaptıkları bir anlamda yol gösterdi belki. Bundan bir hafta, iki hafta öncesine kadar... Bilenler de, uzmanlar da bunu ifade ediyorlardı. Hani bir hastane kurulması Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere elzem olabilir, gerekebilir bu yapılsın diye. Şimdi 45 günlük bir süre var ama bu sokağa çıkma yasağından bu durum da etkileniyor anladığım kadarıyla. Ne olacak? 45 gün cepte ama o Sahra Hastanesi, daha doğrusu o inşaatı başlayacak olan hastane nasıl başlayacak, nasıl bitecek bunları düşünüyoruz. Bir yandan bu iki saat içerisindeki bulaşın da halini düşünecek olursak daha çok ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Şişli Etfal gibi bir yapılmış olan hastane var. İhale üstüne ihale yapılmış onunla ilgili ama şu an o öyle bekliyor hazır halde. Ama orası bir türlü hızlandırılmıyor ya da hızlandırılmaya çalışılacak belki biz haberlerini yaptıktan sonra. Dün Sayın Bakan böyle söylemişti geçen gün. Böyle bir durum. Atatürk Havalimanı'nın hastane yapılması. O pist kenarına. Evet. Sahra Hastanesi. Şimdi yeri konusunda zaten bir değişiklik tabii. Olmuş. Şimdi bunu konuşuyoruz ama hani şuraya yazalım. Atatürk Havalimanı bir şehir hastanesine dönüşürse şaşırır mısın? Şu anda yapılırsa. Zaman içerisinde. Veya Sancaktepe'deki o askeri havalimanının orası, oradaki yani askeri tesisler vesaire falan şehir hastanesine dönüşürse şaşırır mısın? Hasta garantili. Yani bize de garanti vermişler diye bir yorum vardı. Bak bu kadar hayati bir konuda işte evet atılması gereken adımlardan biri Sahra Hastaneleri, işte seyyar bir şeyler, o bütün hastanelere bulaşı olmasın vesaire, oradaki hastalar da riske girmesin, özel hastaneler kurmak falan. Hani Çinliler 10 günde yapıyor, biz niye 45 günde falan, onu geçtim. Ama 45 günü ben başka bir şeyle üzerinden tartışırım. Ama bütün bunları... Yani atılması gereken adımları bile konuşurken kafalarımızda soru işaretleri oluşması ne kadar acı değil mi? Yani doğru bir iştir o hastaneyi kurmak. Ama ya niye oraya kuruyor? Bir süre sonra orası hazır bina var, bilmem ne var. İçiyle oynadı, etti vesaire falan. Acaba birine gider de şehir hastanesi olur mu gibi böyle soru işaretleri taşıyoruz. Ne kadar kötü. Yani doğru bir iş yapılırken bile soru işaretleri var. Çok ağır bir şey. Gerçekten insanı yoran da kötü. Bir şey. Fareli köy. Peki bütün bunlar daha öncesinde aslında yani bu sahra hastaneleri ne kadar hazırız, karantina merkezleri bunlar düşünüldü mü düşünülmedi mi bunlar hep daha önce sorulmuştu. Evet, örneğin evet. İYİ Parti Genel Başkanı'nın sözleri vardı grup toplantısında bunu dile getirmişti. Bir dinleyelim onu. 11 Şubat. Evet 11 Şubat yani 2020 tarihinde. 60 gün falan mı? İlk vakanın da 11'inde açıklandığını söylersek bir ay öncesinde zaten ifade edilmiş bunlar. Var mıdır planınız programınız diye. Bir dinleyelim 11 Şubat 2020'de İYİ Parti Genel Başkanı neler söylüyordu, neleri işaret ediyordu iktidara bakalım. Bugün koronavirüsünden sakınsak yarın başka hastalıklara karşı mücadele etmemiz gerekecek. Soruyorum, olası bir salgında hastanelerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız ne yapacaklarını biliyor mu? ABD aşı geliştiriyor, Rusya aşı geliştiriyor. Soruyorum, Türkiye'de herhangi bir kurum bu senaryoya karşı herhangi bir çalışma yapıyor mu? Sorduk, ne önlem aldınız dedik. Uzak doğudan gelen yolcuları termal cihazlarla tarıyoruz dediler. Ateşi çıkan yolcu varsa kontrol ediliyor. Ateşi yoksa geçip gidiyor. Oysa virüsün kuluçka süresi 15 gün. Bugün turp gibi sağlam biri 10 gün sonra bir anda hastalanabiliyor. Soruyorum, önlem dediğiniz gelenin ateşini ölçmek midir? Karantina merkezimiz var mı? Maske, serum ve ilaç stoğu yapılıyor mu? Çin'de gördük, olası bir salgında hastanelerin kapasitesi yetmiyor. Soruyorum, hangi bölgelere çadır hastaneler kurulacak? Bunların planları var mı? İş işten geçtikten sonra ailelere başsağlığına gitmek tedbir değildir. Cenazelere katılmak tedbir değildir. Evi yıkılanlara ev tahsis etmek
tedbir değildir. Ölümcül virüslere karşı dut pekmezi yemek de tedbir değildir. 11 Şubat 2020 tarihinde ki yani soruları 60, bunlardı. Yani 60 gün ya. Şimdi Sahra Hastanesi dediğimiz tamam. 45 günde tamamlanacaksa demek ki 60 gün önce bu öneri dikkate alınıp bir 5 günde üzerinde çalışılsaydı 55 gün, 10 gündür de bu hastaneler çalışıyordu 45 günde yapılabilecekse. Şimdi mesele şu, orada Meral Hanım'ın söylediği önemli bir şey daha var. Yani cenazeye gitmek, yıkılan evi yıkılana, ev geçmiş olsuna gitmek, ev tahsis etmek tedbir değildir. Tedbir başka bir şey. Bir de işi direkt şeye havale ediyorlar. Kader, kadere iman. Kadere imanda bir sorun yok. Ama aynı inancımız bize önce tedbir, sonra tevekkül diyor. Doğru. Bunu emrediyor. Biz hep tevekkül kısmını duyuyoruz. Çünkü onun şeyi siyaseten bir müşterisi var. Ve tedbirden söz etmediğin zaman burada tedbiri alacak olan kim bu süreçte? Devletin kendisi. Sorumlu olanlar. Ve kendini perdeliyorsun bu vesileyle. Evet. Yani vatandaşı kendi şeyiyle, kendi olağanüstü halini ilan et. Kendi karantinanı ilan et. Peki olağanüstü halini ilan et, dışarı çıkma, ilan et, dışarı çıkma, ilan et, dışarı çıkma. 2 saat sonra dışarı çıkmanı yasaklıyorum. Niye öyle oldu? Başından beri diyoruz ki mecbur kalacaklar. İşler karıştı. Yani biz bütün cehaletimizle bunu söylüyoruz. Mecbur kalacaklar. Ve daha kaldılar. Uzun süreliğe de mecbur kalma durumu olabilir mi peki? Yani bana göre daha şeffaf, cesurca ve dürüst konuşan bilim adamları var. Bu sürecin uzayacağını açık bir şekilde söylüyorum. Peki siyasi anlamda bu dün yaşanan olayın bir bedeli olur mu? Yani ben milletimizin birçok şeyi çok ciddi bir şekilde ölçüp biçtiğini düşünüyorum. Yani örneğin Kanal İstanbul ihalesi yapıldığında hangi sayıkla yapıldığını bilmiyoruz ama bir bakanın görevden alındığını bir gecede gördük. Ama aynı şey şimdi İçişleri Bakanı için olabilme durumu söz konusu olabilir. Ben Sağlık Bakanı için tedirginim. Sağlık Bakanı. Evet. Bu sürecin sonunda ben böyle bir şey bekliyorum ama çünkü Sağlık Bakanı için tedirginim. Zorlu bir sürecin tek fotoğrafı oldu diyebiliriz. Şimdi bir kardeşim var. Durur durur böyle arada 3 cümle kurar. Yani bir kitaplık analiz çıkar o 3 cümleden. Yani onun da benzer bir tedirginlik ya da şey ihtimal gördüğünü arada konuştuk, gördüm. Sağlık Bakanı için tedirginim. Sağlık Bakanı, işte biraz önce bir üstün körü geçtik. Başta muhalefetinde, Meral Hanım'ın da, Kemal Bey'in de, Temel Bey'in de o övgüsüne mazhar olan bir şeyi vardı. Bir duruşu vardı. Aklı ve bilimi öne çıkardı. Doğru. Bilim kurulu oluşturdu. Ve akıl ve bilim üzerinden yürüdü ilk başlarda. Bana göre sadece basın toplantısı yapmak yeterli değildi. Ancak bu başka bir soruna yol açtı. Akıldan ve bilimden, yani ışıktan, yani aydınlıktan korkan zihinler devreye yeniden koşulsuz bir biat üretebilecek argümanları sokmaya başladılar. Şimdi Türkiye her akşam 7'de ya da 7.30'da bütün kanalların ana haber bültenlerinin yayınlandığı saatte yeni rakamları ve gelişmeleri de öğrenmek üzere bir kişiyi izliyor. Evet. O da evet. Sağlık Bakanı. Evet. Ve bu çok uzun zamandır böyle. Sen bunun sarayda nasıl bir fırtına yaratabileceğini düşünebiliyor musun? Sadece sarayda değil. Bunun nasıl bir PR kıskançlığı doğurabileceğini düşünebiliyor musun? Ve bir süre sonra Sağlık Bakanı bilim kurulunun verilerinin ötesinde, az önce de ifade etmeye çalıştım ilk bölümde, iktidarın icraatlarının üzerinden yürüyen bir propaganda konuşmasına evrildi. Başladı, tabii. Konuşması. Dün de öyleydi mesela. Evet, evet. Yani her çıktığında işte dediğim gibi şehir hastaneleri, işte hekimlerimiz, şunlar bunlar, sağlık sistemimiz, stoklarımız vesaire bir sürü şey söylüyor. Ama biz o anlattığı şeylerin birçoğunun sorun olarak yaşıyoruz dışarıda. Maskeler şu bu falan. Sağlık Bakanı dinlediğinde sanıyorsun ki gökten maske yağıyor, şemsiyeyle geziyoruz. Hadi git şurada bir eczaneden al bakayım maske alabiliyor ama musun? Ama ne yazık. Yani dolayısıyla, bir ölçüde iyileşme var tabii ama dolayısıyla bu sürecin geçmiyor. Sonunda ben özellikle mesela İçişleri Bakanı'nın
Ve Sayın Damat Bakan'ın bu süreçte PR boyutunda çok rahatsız oldukları kanaatindeyim mesela. Şimdi bunu bana o dostumla konuştum, o kardeşimle diyorum ya, o kolay kolay söylemez böyle bir şey. Hı hı. O bir şey duymuştur da söyler. Dolayısıyla ya İbrahim Güzel, ismini de söyleyeyim. Çok güzel bir kardeşimizdir. Hemşerimdir aynı zamanda. Zaten o yanıyla çok daha avantajlı. Dolayısıyla orada bir rahatsızlık olduğu belli. Bu Sağlık Bakanı'nın ara ara gönderme yaptığımız vücut diline de yansıyor. Evet. Ve dünkü toplantı normal şartlarda bu ülkede ilk defa bir salgın dolayısıyla böyle bir uygulama yapıyor. Bir cumhuriyet hükümeti, devlet. Ama bundan işte daha önce olay, var mıydı, sıkı yönetim, nüfus sayımı vesaire bir sürü şey vardı. Ama böyle bir olaydan, olay sebebiyle ilk defa bu devlet bir açıklama yapıyor. Nasıl bir fotoğraf olmalıydı biliyor musun? Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, yanında gıda stoğu vesaire, işte Tarım Bakanı, öbür tarafta belki Savunma Bakanı. Evet, evet. Yani böyle biz bu bir konuya hakimiz, vakıfız ve çünkü konunun olarak, uzmanları da tabii, devlet olarak çıkmalıydı. Tabii. İçişleri Bakanı'nın basın toplantısı yaptığı yeri, o fon vesaire falan dikkat ettin mi? Çok böyle bir devlet bir görüntü müydü? Ama bir süredir öyle bir görüntü yani Cumhurbaşkanlığında da çok yok. Yani bazı videolar, değerlendirmeler, ulusal seslenişler, şu son birkaç tanesi belki farklı bir formatta yapılıyor ama işte arkada bir pencere, bilmem orada işte ağaçların hareketi vesaire. Hatta ilk kandil gecesi diyeceğim, aklıma öyle geliyor, söyleyeyim unuttum, siz söylersiniz. Evet evet, bir kandil gecesinde bir Berat Kandil. Evet. Orada bir videosu vardı. O video yani herkesin böyle basit bir şekilde Skype yapmasına benziyor. Arkada boş bir duvar yani. Yani böyle buradan, şey var. Buradan kastettiğim şey şu. Sağlık Bakanı'nın bilim kurulu önerilerini ciddi bir şekilde Cumhurbaşkanı'na taşıdığı, dolayısıyla o taşıdığı önlem önerilerinin ya da öneriler, tavsiyeler neyse, onların da bir yanıyla İçişleri Bakanlığı, bir yanıyla da Sayın Damat Bakanı ilgilendirdiğini, dolayısıyla her ikisinin de bu önerilerden rahatsız olduğunu düşünmek için çok böyle şey olmaya gerek yok. Hani o toplantılara katılmaya falan gerek yok. Ama bir rahatsızlık var. Sağlık Bakanı'nda da var. Sağlık Bakanı'ndan da bir rahatsızlık var. Bir ara hatırla. Birlikte yapılan toplantılar deprem döneminde oldu mesela. Evet, evet. Tarım Bakanı, Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı vesaire falan böyle toplantılar oldu. Şimdi bu süreçte böyle bir şey olmayacak da ne olacak? Ama yani şimdi Sağlık Bakanı da sokağa çıkmaya yasağı ilan edilse şu yapılabilir mi diye soru soruluyor. Sağlık Bakanı dönüp Sayın İçişleri Bakanımızın alanı diyecek. Toplantı böyle olur. Doğru. Gıda stoğumuz var mı diye Sağlık Bakanı'na soruyorlar. Dönecek öbür bakana. Normalde böyle olur. Bu olmuyorsa orada bir şey fokur diyordur. Ben Sağlık Bakanlığı ile ilgili endişeliyim. Anladım. Peki Sağlık Bakanı demişken, bu sürecin sonunda bir günah keçisi lazımsa Sağlık Bakanlığı günah keçisi yapabilirler. Bunu yaz bir tarafa. Tamam. Sağlık Bakanı demişken, Sağlık Bakanı'nın bilim kurulundan bahsetmişken, Sağlık Bakanlığı'nın bir de toplum bilimi kurulu oluşturuluyor şimdi. Ya. İçerisinde tabii işte sosyologlar, psikologlar, din psikolojisi, din sosyolojisi ve istatistik uzmanlarının olduğu. Aklın ve bilimin öne çıktığı bir kuruldu, bilim kurulu. Evet. Şimdi buna farklı şeylerle sosluyorlar. Başka bir şey çıkıyor. Yani burada siyasi irade giriyor devreye. Siyasi iradeyle siyasi bir şey giriyor. Din psikolojisi, din sosyolojisi deyince insanlar bir ya bir dakika ne oluyor? Bir de Diyanet'ten hani birileri mi olacak içinde önemlidir vesaire denildi. Önemlidir ya. Ben çok biraz yavan buluyorum o itirazları. O yani tartışma ortamı yaratmak adına mı yapılan bir şey acaba bu? Bir şey mi izleteceksin? Ondan sonra söyleyeceklerim yani var. Yani Sayın Bakan'ın açıklaması var. Şimdi isterseniz izleyelim. Yani bu toplum bilim kuruluyla ilişkin. Sayın Bakan söylüyor. Aynen. Bir takım ihtiyaçlar doğdu. Çünkü süremiz kısalıyor ya, o yüzden çok. Bir takım şey ihtiyaçlar diyor. Doğdu. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde bazı öneri ve tavsiyeleri de bu kuruldan alacağız. Toplum Bilimleri Kurulu. Peki bilim kurulu, bu toplum bilimleri kurulundakiler de bilim insanıysa, bilim kuruluna alın. Ha, niye orada değil de ayrı niye yeni bir şey kurul? Niye? Ben o kurulun Sağlık Bakanı tarafından kurulduğu kanaatinde değilim. Kim tarafından? Kurdurulduğu kanaatindeyim.
İşte hep şeye gidiyorum, görüyorum sağda solda, sosyal medyada, televizyonlarda falan. Efendim işte işin içinde diyanetçi falan. Önemli arkadaş. Yani senin için önemli olmayabilir. Bu tartışmanın çıkması acaba kimin işte o istediği şey? Yine bir kavga, yine bir polemik, yine bir şeyin öyle olacağını çok iyi biliyorlar. Ama şu ana kadar muhalefet bu anlamda çok dikkatli davrandı. Artık öyle eski devirler kapandı. Türk siyasetinde muhalefet de yeni yeni şeyler öğreniyor. Nereden öğreniyor bilmiyorum. Yani bir süredir yeni yeni şeyler, duruşlar, bir tavır öğreniyor. Evet. Dolayısıyla o ekmeğe yağ sürmedi mesela. Muhalefet demişken o zaman bir başka muhalefet partisi lideri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir başka önlemden bahsetmişti. Hı hı. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in toplanması çağrısı. Çok kısa zaten o çağrıyı bir dinleyelim, sonra üzerine bir iki kelam etmek gerekir. Dünyada ilk ciddi tedbirlerin alınmaya henüz başlanmadı. Devlet aklı dediğimiz, ortak akıl dediğimiz bir kural vardır. Yani sorunu yaşayanlarla sorunu çözecek olanların bir araya gelmesi ve oturup konuşmaları. Bunun yolu bir anayasal kurumumuz var. Ekonomik ve Sosyal Konsey. Ekonomik ve Sosyal Konsey'in acilen toplanması lazım. Sorunu yaşayan muhataplar, yani sanayiciler, yani esnaf, yani çiftçiler, yani serbest meslek erbabı, yani Türk Tabipler Birliği, yani doktorlar, sağlık çalışanları, bütün bunlar bir araya gelmeli. Yürütme organıyla bir araya gelmeli. Yaşanan sorunlar bir şekilde aktarılmalı ve ona uygun da çözümler yürütme organı tarafından oluşturulmalı. 17 Mart tarihindeki açıklamasından bir kısımdı bu da CHP liderinin. Çünkü bu sürecin çok ciddi bir ekonomik faturası var. Şu anda zaten hani işsiz kalanlar, ya bu sürecin sonunda çok ciddi bir işsizlik rakamıyla karşılaşacağız. Biz öyle 3 ay yasaklandı vesaire, şu bu falan, bunlar tabii güzel sözler de bu çok uygulanabilirliği olan bir şey değil. Yani iş yerleri kapanıyor. Yani ne yapacak? İş yerini kapattım ama işçilere maaş ödeyeceğim. Böyle bir şey yok. Bunun altından devlet olarak kalkacak para da belli ki bir yerlerde yok ki, zaten millete IBAN numarası verdik. Dolayısıyla Kemal Bey bunu birkaç kez tekrar etti. Ekonomik ve Sosyal Konsey'i topla bak. Ekonomik ve Sosyal Konsey. Yani içinde toplum bilimlerinin var. O bilim adamları da var. Tabii, bilim tabii. Kurulu zaten Sağlık Bakanı ile yürütüyor. Ekonomik ve Sosyal Konsey dediğin zaman işte o 5 müteahhit, duydum paketi yüzün gülüyor Rifat Hisarcıklıoğlu. Onlar yeter zaten. Ekonomik ve Sosyal Konsey. Sayın Cumhurbaşkanım, siz var ya harikalar yaratıyorsunuz diyen Güler Sabancı. Tabii tabii. Daha başka kimseye gerek yok ki. Kimseye gerek yok. Bu arada o şey doğru mu? Sabancı grubunda Güler Hanım talimatıyla bir şey. Okumadım. Doğru değilse çok açmayalım. Doğrulanmadıysa çok açmayalım. Son bir dakika. Buyurun efendim. İnfaz düzenlemesine çok az bir zamanımız kalmış olacak ama notunuz vardır. İnfaz düzenlemesiyle ilgili iki tane gariplik yaşanıyor. Bir. Son bir dakika derken bir dakika daha versinler ya. Yani ne var, iki dakika olsun. Olur mu bilmiyorum. Orada şöyle tamam. Bir gariplik yaşanıyor. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hatırlattı dün akşam. Dedi ki ya bir şeye çok canım sıkılıyor dedi ya. Korona affı, korona affı diye ağzını açan korona affı diyor. İktidar da evet, işte iktidarın ortağı da vesaire falan. Ya bu af 1,5 sene önce hazırlamadınız mı? O zaman korona mı vardı diyor. Ya çok isabetli. Yani oradan nereye geliyor? Yangından mal kaçırır gibi bir tavır var. Tabii hiç korona iktidar değil de sanki başka bir şey. Mecliste de hadi hemen yapalım gidelim vesaire. Yangından mal kaçırır gibi. Adını da korona affı koydular. Sağlık gerekçesi, sağlığı da ekran evet. Koruyucu olarak kullanıyorlar. Ama Ümit abi soruyor. Diyor ki ya arkadaş 1,5 sene önce siz bunu yine hazırladınız. O zaman korona mı vardı? O zaman bunun adı korona affı değil. Bir de onun içindeki bazı maddeler, oradaki önce açık onu, kapı. Onu bir konuşalım. Tabii. Daha açık açık. İki, ya koca bir partinin grup başkan vekili iki partinin de çıkıyor. Geçen işte o meclis kilitlendi falan diye önceki gün. Şey vardı. Efendim işte CHP, İYİ Parti, HDP'de oy kullanmamış, el kaldırmamış bilmem ne işte af görüşmeleri kilitlenmiş. Ya insanın bunu bir de ardından işte yine üç partinin şeyi ittifakı diye kendini milliyetçi zannedenlerin pompasıyla böyle bir şey algı operasyonu. Yani insanın biraz utanması lazım. Eğer AK Parti ve MHP milletvekilleri o genel kurul salonunda olsa
CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin bunu kilitleyebilecek gücü mü var? Çoğunluk olarak yok. İçeride değilsiniz. Ya içeride değilsiniz, bir de dışarıdan oturuyor. Az önce örneğini verdiğim arkadaş gibi. Markete hücum ediyor. Onu atlıyor, bunu zıplıyor, onun üstünden bisküvisini alıyor, bisküviti alıyor, onu alıyor, bunu alıyor, işte ekmeğini alıyor, bilmem ne yapıyor. Eve geliyor, sakinledi ya. Sokaklarda ve marketlerde paniklemeyin, sakin olun. Aynı şey. İçeride olun o zaman abi. Girin içeri, işinizi yapın. Sonra Şer İttifakı. Evet. Bir de utanmadan bu yani. Koca koca adamlar bunlar ya bir de. Hani böyle yanakları kırmızı kırmızı, kanlı canlı insanlar yani. Utanmadan bile bu yalanı söyleyebiliyorlar. Ki onun içeriği de ayrı. Ya dün benzer bir şey yine yaşadık. Yani çok eskiden sevdiğimiz bir kardeşimiz. Dün Selahattin Demirtaş'ın doğum günüymüş. Ben bilmiyorum, onlar onu biliyor bir de yani. Kalkmış şey diye sosyal medyada çok yayılmış diye. Normalde hiç şey yapmıyorum, girmiyorum o polemiğe ama. Ya o kadar yayılmış ki binlerce paylaşım, retweet sosyal medyada konuşuluyor. Efendim işte Selahattin Demirtaş HDP ile işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gitsinler şimdi, giderler herhalde Selahattin Demirtaş'ın da doğum gününü kutlarlar. Bak yine o ittifak şeyi. Mecliste çıkıyor işbirliği yaptınız, Şer İttifakı. Burada da doğum gününü kutlarsınız. Ya arkadaş, PKK'nın boşalttığı koltuğa oturmuş adamlar bunlar. Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını savunmak zorunda bırakılmış kalmış adamlar. Tabii. Hatta ve hatta çok önemli görevdeki birini, Atatürk'ü savundu da o AK Parti'ye yakın olan meczuba laf çaktı diye görevden almış adamlar. İstifa ondan sonra edilmiş. Çıkacak bu noktaya gelmiş. Ondan sonra çıkacak haysiyetli duran insanlara git Selahattin Demirtaş'ın. Ya Selahattin Demirtaş'ın doğum gününü kutlayan kutlar. Kime ne? Ama buradan o Meral Akşener'in adı vesaire falan, bunları katmanın anlamına ayıp ya. Ayıp ayıp. Hakikaten ayıp. Ama artık troller var ya, trollerin o seviyesizliği ve yüzsüzlüğü. Çok, ya çok vallahi haysiyetli çok. Adamlarmış ya. Bu troller vallahi de billahi de haysiyetli adamlarmış. Bazılarına baktıkça görüyorum. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Biraz kemik olur, biraz bir kıkırdak olur hiç olmazsa insanda. Yok ya, omurga olmayınca zaten. Çok da. Öyle bir şey var mı ya? Çok da sorun olmuyor. Her kaba sığabiliyorlar. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Bakalım ne olacak önümüzdeki? Sinirlen bozuluyor. Normal ne bozuluyor. Olursa hakkımızda, milletimizin, ülkemiz hakkında hayırlısı İyi neyse olsun. 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 Evet. Ancak şu sokağa çıkma yasağını 14 güne uzatmak noktasında bilim adamlarından da çok yoğun bir şey var, öneri var. O olursa da inşallah doğru zamanda duyurulur, doğru şekilde yapılır. Çiğdem, artık Sağlık Bakanımızın da biraz daha açık konuşup tablonun gerçekten vahim olduğunu milletimize paylaşmasında. Bunlar tarihe de not şey çünkü var. İleride bugünler nasıl yazılacak evet. Acaba? Biz bunu yaşıyoruz da nasıl yazılacak onu da göreceğiz belki efendim. Çok teşekkür ederiz Murat Bey, sağolunuz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz bizimle oldukları için. Evinizde kalın efendim. Sağlık diliyoruz en çok. En önemlisi o, gelirse zaten gelir. Tekrar görüşelim. İçerik, cesur gazetecilik, doğrulanmış haberlerle gerçeğin yeni adresi www.krttv.com.tr. Yeni filmler ve dizilerle dolu zengin içeriğiyle D-Smart'la evde kalıyoruz. D-Smart açık tüm kanallarıyla yanınızda. D-Smart her televizyona şart. Medya dolambaçlı ve karmaşık biliyor. Karmaşıklığın içinde bilginin değerli haline ulaşmak zor. Biz bu yolda her gün medya verilerini çeşitli filtrelerden geçirip anlamlı bilgilere dönüştürüyoruz.
Medyanın mükemmel bir bilgi kaynağı olduğunu biliyoruz. Sadece takip etmiyor, fark ediyoruz. Akıllı medya bilgisi. Medya Takip Merkezi.